Herkese merhaba. Bugün sizinle özel bir e, şey paylaşmak istiyorum. O yüzden e, bu videom normalde kanalımda özellikle son aylarda beni takip etmeye başlayan arkadaşlarım için farklı bir video olacak. E, ancak e, bugün e, yüzüm normalden daha fazla gülüyor. E, dün e, gece, geç saate kadar çalıştık. Çünkü dün biliyorsunuz komünitenin yatırım haberini e, paylaştık bütün herkesle. Umarım gelecek hafta işte gerekli onaylar çıktığında az sonra size bahsedeceğim. Bizim için yine özel olan bir konuyla ilgili bir haberimiz daha yayınlanacak. Türkiye için de çok önemli bir haber olacak bu haber. O yüzden size böyle kişisel bir güncelleme yapmak istedim. Bir de ne zamandır aslında yapmak istediğim bir şeydi bu. İçimden geliyor çünkü yapmak. işte 2023'ü değerlendirmek, 2024'ü konuşmak istiyordum ne zamandan beri. O yüzden tam zamanı duydum ve sizinle sizin karşınızdayım. Şöyle ki bir bir girişimcinin hayatında bütün her şey böyle hani biz Twitter'dan yazıyoruz, üstten üstten konuşuyoruz. Ondan sonra şunu yaptık, bunu yaptık diyoruz. Ondan sonra bazı insanlar için işte yaşam tarzımız işte hani bir girişimcinin yaşam tarzının sanki daha üstündeymiş gibi görünüyor. Beni Instagram'da takip edenler mesela benim işte pro içen bir insan olduğumu görüyorlar. Pronun pahalı bir zevk olduğunu düşündükleri için. Adama bak hani şey ne kadar para kazanıyor ya falan diyen bile var yani. Beni zengin zannedenler var mesela. O yüzden ne zamandır dediğim gibi yapmak istediğim bir şeydi bu. Ee, ve sizinle böyle biraz dertleşmek istedim. Ee, video umarım uzun sürmeyecek. Ancak e, hani bugün Perşembe. E, gündüz açık bırakın. Beni izlemenize gerek yok. Sesimi duyun. E, beni biraz dinleyin. Bakalım ilginizi çekecek mi bu videoda anlatacağım şeyler. Çünkü bakmayın 2023 e, inanılmaz bir yıldı. E, hala üzerinde neden konuşmuyoruz bilmiyorum ama e, çok inanılmaz şeyler oldu 2023'te. Ve hem bu olan şeylere küçük değineceğim hem de o e, olayların e, bizim hayatımızı, bir internet girişimcinin hayat, hayatını, bir internet girişimcisinin hayatını nasıl etkilediğini e, biraz konuşmak istiyorum sizinle. Şöyle ki, e, 2023'e ben başlarken nasıldı biliyor musunuz? Acayip e, heyecanlıydım 2023 için çünkü e, gelişmeler vardı 2022'de. İşte 2023'te e, komüniteyi, e, komüniteyle ilgili yapmak istediğim şeyleri e, bir sürü daha yukarılara, e, daha üst seviyelere götürebileceğimi düşünüyordum. Ama en önemlisi bir yandan da 2023'e girerken kendimle ilgili böyle küçük kararlarım vardı. O kararlardan bir tanesi mesela e, işte içkiyi bırakmaktı, spora başlamaktı. Neden önemli bu ikisi benim için? Çünkü 2019'un Eylül'ünde işte belki biliyorsunuzdur bir iki yerde söyledim. Önemli bir motor kazası geçirdim. E, haftada 5 gün, günde iki defa spor yapan e, ve böyle hani normalde 40 yaşına yaklaşan bir insanın beklemeyeceği bir vücut yapısına sahiptim. E, ve e, bu motor kazasında ölümden döndüm açıkçası. Eğer kaskım olmasaydı bugün sizin karşınızda olmayacaktım. E, kask kurtardı ama e, hava çok güzel olduğu için o gün mont falan giymemiştim. İki kolum birden kırıldı, işte vücudumun bazı yerlerinde bağ kopmaları oldu. E, sıkıntılı bir sürece girdim ve e, hafif bir depresyona da girdim o dönem. E, ancak e, hani tam kendimi toparladım 3-4 ay sonra derken bir de Covid başladı üstüne. E, o yüzden e, çok hani böyle bir, bir süreç geçirdim orada. Ancak 2023'e geliyorken diyorum ya spora başlayacağım, içkiyi bırakacağım diyordum ve içkiyi bırakmak neden önemliydi benim için çünkü malum Andrew Huberman diye birisi var. Bu Huberman süper bir bilim adamı ve vücudu inceliyor. Onu çok izliyordum, onu çok dinliyordum, okuyordum, takip ediyordum ve alkolün vücuttaki etkilerinin çok şey olduğunu, çok önemli etkileri olduğunu söylüyordu ve ben hissediyordum bunu. Günde 15 tane, 20 tane suplement kullanan, vitamin, mineral kullanan bir insan olarak vücudumun alkol kullandığım gecelerin ertesi günlerinde çok aşırı streslendiğini biliyordum ve uzun vadede de beyin hücrelerini öldürdüğünü biliyordum. O yüzden bırakmak istiyordum ve 2023'e başlarken hakikaten süper başladım. İyi de gidiyordum bayağı bir azaltmıştım alkolü ta ki 6 Şubat gecesi gelene kadar diyorum ya 2023'ü neden bu kadar hızlı unuttuk anlamıyorum ama 6 Şubat gecesi ve işte gündüzü çok önemli iki tane deprem oldu ve dünyada böyle bir olgu çok az kayıtlı tarihte birkaç saat arayla topu topu 180 kilometre 200 kilometre aralıkla iki tane büyük depremin olması inanılmaz bir şey. Ee, ve o gece çok enteresandı bizim için çünkü 6 Şubat gecesi saat 3-3.30'a kadar gece. E, bizim Gaziantep'te e, Omnicourse diye bir girişimimiz var biliyorsunuz. Komünitenin bir girişim var. Omnicourse'un e, developer'ı, lead developer'ı ve Flutter developer'ı Gaziantep'te yaşıyorlardı. Ve biz versiyon 2'yi çıkartmak üzereydik ve o gece saat 3.30'a kadar çalıştılar o arkadaşlarımız. E, ve e, sonra da e, işte bizi bilgilendirme mesajları atıp yatmışlar. Sonra ben o sabah depremden 15 dakika sonra falan uyandım. Normalde gece uyanmak huyum değildir ama böyle bu tarz şeyler olduğunda da böyle bir altıncı his mi diyelim artık neyse öyle bir şeyim var. Uyandım mı gece ve uyuyamayacağımı fark ettiğimde 15-20 dakika sonra artık uyuyamayacağımı fark ettiğimde telefonumu elime aldım ve bir baktım deprem olmuş. E, yıkıcı bir deprem. E, eşim uyandırdım. Dedim ki çok büyük bir deprem olmuş. E, ve e, tabii içimiz parçalandı. Ben 99 depremin İstanbul'da yaşayan birisi olarak e, daha da e, şeydim bu konuyla ilgili. Tabii ilk düşündüğümüz şey Gaziantep'teki arkadaşlarımıza nasıl yardım edebiliriz? E, öncelikle bizim arkadaş, tanıdığımız insanlar anlamında. Hemen onunla ilgili iletişimler yapmaya başladık. Ama tabii gün içerisinde canlı yayınlar, ikinci deprem, bilmem ne derken perişan olduk. Ofise iki hafta tatil verdim. İki hafta çalışmayalım ama ihtiyaç duyarsanız bir araya gelelim, online toplantılar yapalım, konuşalım gibi şeyler söyledim. Ve böyle geçti 6 Şubat günü. Tabii ondan sonraki iki hafta boyunca evde eşim durup durup ağlıyor. Ben canlı yayınlar izliyorum. Sabahtan akşama kadar canlı yayın izliyorum televizyonun karşısında. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Sürekli ağlıyorum. Böyle bir süreç geçirdik. Eee... Böyle çok şey yapmayacağım, çok e, hani e, deprem konusunda çok e, değinmeyeceğim ama e, nasıl unuttuk bilmiyorum. Ve e, Muharrem İnce'nin e, şu videosu geldi. Bu otobüsün orada bir dans ediyor çocuğun bir tanesi. O çocuğun dansına eşlik ediyor. Depremden topu topu bir ay sonra bu dansla birlikte bütün seçim süreci başlamış oldu. Seçim süreci tabii komünite resmen durmuş durumda. Ee, ufak tefek hareket var topluluğun içerisinde ama onun dışında e, bizim dışarıya ses çıkartamıyoruz. Tabii seçim sürecine girdik. Seçim süreciyle birlikte bütün herkesin gündemi e, değişikti. Gündem, gündem farklılaştı ve bir baktık e, iki buçuk üç ay daha böyle geçti e, depremden sonraki süreçte. E, seçim sürecinde beni e, takip edenler biliyor. Ben çok kızgındım. Çok kızgındım hem de. E, kızgın olduğum için Twitter'da çok şeyler yazdım. Arkadaşlarım bile ee, hani şey Twitter'dan benim yakın Yani beni beni bilen arkadaşlarım bile Twitter'dan bana Fatih yeter artık bizim de moralimizi bozuyorsun e, Dediler ve sanırım seçimden 3 hafta önce Dedim ki okey duruyorum ee, Yazmayacağım tamam ee, Ancak hani şey e, kızgınlığım geçmedi dedim Nitekim 14 Mayıs sonra 28 Mayıs derken seçim süreci bitti Ve inanılmaz bir şey oldu İlk 6 ay neredeyse yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamamışken Seçimden hemen 2 gün sonra komünitede bir büyüme hata başladı Neden? Çünkü insanlar ekonomik krizin daha da derinleşeceğini fark ettiler Artık siyasi gündem de yok önümüzde 5 sene boyunca seçim yok yerel seçimleri saymıyorum Yerel seçimlerle ilgili düşüncelerimi şu anda da bu videoda belirtmeyeceğim Ancak Yılın ilk yarısında resmen kötü olan işler, yılın ikinci yarısında inanılmaz açıldı ve inanılmaz bir yoğunluk başladı bizim tarafımızda. ekip olarak da yoğunluk başladı. Ekibimizi küçültmek zorunda kaldığımız bir süreç de oldu zaten o deprem ve seçim sürecinde. O o yüzden maalesef ayrılmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız oldu. Ancak elim ekibimizde çalışmaya devam ettik ve yılın ikinci yarısında gerçekten çok 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 çalıştık. 2023 o yüzden seçim öncesi ve seçim sonrası diye ayırıyorum çünkü yani depremle başlayan bir yıl, seçimle biten bir ilk 6 ay ve ekonomik krizi inanılmaz derinleşmiş ve insanların komünite gibi yerlere ihtiyacı var. Şaka gibi gelecek ama komüniteye biz hani malum biz sadece işte uygulama geliştiriciler, tasarımcılar, yazarlar, metin yazarları, içerik üreticileri gibi insanları hep bekliyoruz ve hep onlar geliyordu. Ancak seçimle birlikte, seçimden sonraki süreçte komüniteye avukatlar, doktorlar gelmeye başladı. Neden? Çünkü insanlar hayatlarında ikinci bir gelir kaynağı arıyorlar kendilerine, ek gelir kaynağı arıyorlar kendilerine ve tabii dünyada çok büyük başarı hikayeleri var bu konularla ilgili. Birçok insan ee, özellikle Covid e, ve Covid sonrası dönemde indie hacking dediğimiz bu bağımsız yaratıcılık yani bilgisayarımla, e, uzmanlığımla ya da e, uzmanlık edinerek ortaya koyabileceğim dijital ürünlerle e, satabilirim ve bu e, sattığım ürünlerle para kazanabilirim. Bu sayede kişisel markamı da yapmak için bir fırsat bulurum diye düşünmeye başladılar. Ve hakikaten de e, bizde de çok güzel başarı hikayeleri çıktı bu anlamda. şaka Şaka gibi ama şu an komünitede diyetisyen de var, ürolog da var. Komünite üyeleri arasında avukat da var. Çok farklı, çok farklı tipler var. Basketbol hakemi var, buz hokeyi hakemi var. Şaka yapmıyorum. Komünite üyesi bir tane basketbol hakemi, aktif hakemlik yapan, bir tane de buz hokeyi hakemi. Aktif hakemlik yapan, üstelik global müsabakalarda hakemlik yapan arkadaşlarımız var komünitenin üye, üyeleri arasında. O yüzden acayip birbirimizden beslendiğimiz bir dönem var. Ancak bir girişimci olarak tahmin edeceğimiz üzere etrafınızdaki insanlar mutlaka sizi pozitif etkiliyorlar. Etrafınızdaki insanlar mutlaka hani insanlara faydanız çoğaldıkça o fayda dolayısıyla kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, pozitif hissediyorsunuz doğru. Ee, tabii sizin de işte aynı o palyaçının hikayesi gibi hani siz bütün herkesi güldürüyorsunuz ama sizin de gülmeye ihtiyacınız var. Ee, sizi kim güldürecek? O yüzden ben de 2023'te arkadaşlarımdan aşırı beslendiğim bir yıl geçirdim. Bu videoda hatta onlardan birkaç tanesinin ismini özellikle vermek istiyorum. Çünkü gerçekten bana çok yardım ettiler, hep yanımda oldular, beni dinlediler. Ben de onları dinledim, sürekli birbirimize destek olmaya çalıştık. Bu arkadaşlarımın arasında Erhan Tezakar var. Erhan bir mobile publisher. Ondan sonra aynı zamanda dün duyurduğumuz yatırım haberiyle birlikte kendisi komünitenin yatırımcısı oldu. Ee, sağolsun çok destek oldu bana, çok iyi arkadaşlık yaptı. Çok e, konuştuk onunla. Aynı zamanda Erman Taylan var. Erman'ı biliyorsunuz zaten sektörün e, veteranlarından kendisi. Erman sağolsun bana çok iyi arkadaşlık yaptı. Çok konuştu benimle ve e, çok fikirler verdi. Erman da aynı zamanda dün komünitenin yatırımcılarından bir tanesi olduğunu açıkladık. Ee, Virkon Legal'in Legal kurucusu, kurucuları Okan Şencan ve Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu var. Ee, Okan'la Erdem, yani Okan'la Mümtaz benim için hakikaten çok farklı ve çok farklı yeri olan çok değerli insanlar. Ee, enerjilerine bayılıyorum, sohbetlerine bayılıyorum. 2016'dan beri arkadaşız. Birbirimize çok iyiliklerimiz dokundu. Aynı zamanda kendileri komünitenin legal danışmanlığını da yapıyorlar ve aynı zamanda ortakları komünitenin. O yüzden onları da mutlaka şey yapmak istiyorum, bahsetmek istiyorum onlardan. Batuhan İçöz var. Batuhan benim 16 yıldır tanıdığım ve hakikaten ergenliğini bildiğim birisi. Batuhan çok değerli bir uygulama geliştirici. Aynı zamanda şu anda da Wordpress'in çatı şirketi Otomatik'te çalışıyor. İnanılmaz bir zeka, inanılmaz bir vizyon. Onunla sohbet ettiğim zevki, gerçekten çok az insanların alabiliyorum bu hayatta. Çok çok kültürlü, çok bilgili, çok klas bir tip. Ondan sonra Batuhan bana çok yardım etti. Aynı zamanda kendisi Community'nin bir önceki yatırım turunda. E, komünitenin yatırımcısı oldu eşiyle birlikte. E, ve e, bakayım kimi atladım, kimseyi atlamadım. evet e, Şöyle, kimseyi atlamadım derken tabii ki çok fazla arkadaşım çok yardım ettiler 2023'te. Ancak bu arkadaşlarımın özellikle ismini e, geçirmek istedim. Çünkü e, zor zamanlarınızda e, etrafınızda hep e, en çok beslendiğiniz, size en çok yardım eden ve karşılık beklemeden yardım eden insanlar oluyor biliyorsunuz. Benim için de e, bu saydığım isimler gerçekten 2023 ve 2024'te bana çok yardım ettiler. Onlardan bahsetmek istedim. Bu esnada geçen sene Ankara'da e, Ankara Tekmer'de bir etkinlik oldu. O, o etkinlikte ben de aynı zamanda e, topluluklarla ilgili bir panelde moderasyon yaptım. Ee, sağ olsun e, e, biz birçok arkadaşımızla orada görüştük. Birçok arkadaşımız geldi. Ben Ankara'ya, normalde Ankara'da olmayı sevmiyorum ama Ankara'nın girişimcilik ekosistemine bayılıyorum. 2012'den beri oraya sürekli gidip gelirim ve inanılmaz bir ekosistem var orada. Orada aynı zamanda işte komünitenin yine yeni yatırımcılarından Gökmen'le, Gökmen, Gökmen Bolayır'la servis kurucusu kurucusu daha yakınlaşma fırsatımız oldu sohbetimiz, muhabbetimiz anlamında. E, aynı zamanda birçok bir arkadaşımızla birlikte olduğumuz için e, birçok farklı konudan konuştuk. E, güzel bir geceydi, güzel bir gündü, güzel bir geceydi e, Ankara'daki o gece. E, o gece bana aslında e, Komünitenin İlerleyişi ilgili çok fazla şey kattı. Tabii orada kimse bunu bilmiyor. E, ancak o gecenin üstünden geçerken onu fark ettim ki e, hakikaten e, çok şey kattı. Aynı zamanda Servislet'in bir diğer kurucusu Cevdet var. Cevdet de süper süper tanıştığım için aşırı memnun olduğum, aşırı mutlu olduğum insanlar bir tanesi. Orada yüzle tanışma fırsatı bulduk ve son olarak da Rexven'in kurucusu Mehmet Tek var. Mehmet'le gördüğünüz Etsy için Notion Masterclass diye bir eğitim de tasarladık Rexven'le birlikte. Mehmet'le de tanışma fırsatı buldum. Dolayısıyla onlara da buradan shout out yapayım. Son olarak ismini geçirmek istediğim bir kişi daha var ama ondan sonra anlatacağım bir iki bir şey daha var. Çünkü 2023-2024 gelişimimde önemli şeyler ama merak etmeyin. Sizi çok fazla tutmayacağım. 8-10 dakikamız kaldı. Komünitenin topluluk yöneticisi Umut Karapeç'e var. Umut gerçekten hem komünitenin başına gelen hem benim başıma gelen çok büyük bir şans. Yani birlikte çalışmaya başladığımızdan ve arkadaş olduğumuzdan beridir. Sürekli her gün ya ne kadar şanslıyım falan diyorum onu o hani şey onunla sohbet ederken Umut Türkiye'de bu yaptığımız işi yani topluluk yönetimi işini yapan bence en iyi insan inanılmaz bir zehir gibi bir deneyim zehir gibi bir insan çok çalışkan aynı zamanda süper bir arkadaş ve sağ olsun beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği zaman da beni çok mutlu ediyor. Çünkü etrafımda beni eleştiren insanların olması ve özellikle birlikte çalıştığım insanların arasında beni eleştiren insanların olması çok önemli benim için. Ve sağ olsun beni eleştiriyor. Onun eleştirileri böyle çok böyle hedef 12'den vuruyor hedefi o eleştiriler. Benim hakikaten çok daha iyi bir insan olmamı sağlıyor. Sadece iş anlamında demiyorum. Çok daha iyi bir insan olmamı sağlıyor. Umut'tan bahsetmeden, şeyden, komüniteden bahsetmek artık benim için mümkün değil. O yüzden Umut'a da buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Benim seçimden önce, geçen sene seçimden önce Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili yaptığım tahminler ve politik düzlenmene ilgili yaptığım tahminler, beni Twitter'da kendimi tutamıyorum malum, takip edenler görüyordur zaten. Çoğunluğu tuttu, bir tanesi dışında çoğunluğu tuttu. Ancak ülkenin ekonomisi 2024 2025te daha da iyiye gidecekmiş gibi görünmüyor. Ve hatta yine geçen sene söylüyordum, bu sene söylemeye devam ediyorum. Görünen o ki, Türkiye'de erken aşama yatırımlar 2025 ortasına kadar durmuş durumda. Erken aşama girişim yatırımları maalesef, internet girişimi yatırımları maalesef durmuş durumda. Ve düzelecek gibi de görünmüyor. Startups Watch'un raporlarına bakarsanız geçen sene ve bu sene yapılan follow-up yatırımlar şey yatırımların çoğunluğu follow-up yatırımlar. Yani şirket ölmesin diye şirketin var olan yatırımcıları tarafından yapılan yatırımlar ve inanılmaz veriler var orada. Birkaç defa söyledim bunu. 2020'den beri düşmekte olan bir müteşebbislik var internette şu anda. 2023'te toplam kurulan girişim sayısı 230-240. 2022'de kurulan girişim sayısı 700. 2022'den 2023'e %70 civarında bir azalma, %65 civarında bir düşme var. Müteşebbisliği bıraktık, unuttuk. Komünite bu noktada devreye giriyor. Neden? Çünkü şirket kurmanıza gerek kalmadan, fatura kesmenize gerek kalmadan direkt olarak internette ürün geliştirip ürün satabileceğiniz fırsatınızı size eğitimlerle, topluluk öğrenimi fırsatlarıyla sunmaya çalışıyor. O yüzden gerçekten komünitenin benim komüniteyi e, kurarken 2021'in Nisan'ında komüniteyi e, kurarken e, ki e, bütün içgörülerim gerçekten çok to the pointmiş onu fark ediyorum. Çok hedefe odaklıymış onu fark ediyorum. Çünkü Türkiye'de e, indie hacking'in, bağımsız girişimciliğin bu kadar yükseleceğini gerçekten tahmin ediyordum. O yüzden komüniteyi kurdum ve o yüzden bakın e, Türkiye'nin en uzun soluklu e, profesyonel yönetilen internet girişimciliği topluluğundan bir tanesi. Hatta belki 2-3 tanesinden bir tanesi komünite. E, ve e, bu süreçte e, kendimi özellikle e, konumlamaya çalıştığım e, yerde e, hem yeni kitlelere açılma noktasında hem de e, kendi kişisel markamı yönetme noktasında LinkedIn oldu. LinkedIn'de, LinkedIn'de özellikle geçtiğimiz 8-9 ayda çok daha aktif olmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz sürekli canlı yayınlarımız var. Sürekli canlı yayınlarımız var ve canlı yayınlarımızda farkındaysanız komünitenin yüzü olarak hep ben çıkıyorum. Normalde bu iş yoğunluğumda yapmam gereken bir şey. Bizim ekibimizden başka birilerinin yönetmesi gereken şey. Kendileri de söylüyorlar ancak bırakmak istemiyorum. Çünkü görüyorum insanlar sağ olsun benden etkileniyorlar. Bana soru, ya şöyle bana LinkedIn'den gelen sorulardan bir tanesini söyleyeyim size. Fatih abi beni tanımıyorsun. Benim böyle bir işim var. Bu işimle ilgili geçtiğimiz iki yıldan beridir konuştuğumuz bir yatırımcı var ve bu yatırımcıyla bir türlü işi bağlayamadık. Hiçbir şeyi bilmeden, bizim sohbet ettiğimiz konuları işte yatırımcı ilişkilerimizi bilmeden acaba şunu söyleyebilir misin ne zaman masadan kalkabilir bir girişimci diye bana soru geliyor İnanabiliyor musunuz soru geliyor çünkü sağ olsun bana güveniyorlar. Benim dürüst olduğumu, onlara direkt cevap vereceğimi söyler ve hakikaten düşünüyorlar ve gerçekten direkt cevap veriyorum. Diyorum ki şu durumlarda masadan kalkılır kardeşim. Merak etme. Kısa bir süre acı çekebilirsin. Ancak orta vadede sadece senin şansın olduğunu görürsün masadan kalkmanın ya da masadan kalkmamanın. Neyse. O yüzden LinkedIn kullanımımı gerçekten çok arttırmaya çalıştım ve e, o çok e, şey e, fayda sağladı hem bana hem komüniteye. Ama bu esnada birçoğunuzun beni eleştirdiği ve bu kanalda beni tanımanıza sebep olan fon bulucu ve kitle fonlama ilgili ürettiğim videolar var. Bunları özellikle yapmak istedim. Sektör, erken aşama yatırımlar bu kadar kötüye giderken ve profesyonel yatırımcılar yani 10 yıldır bu piyasada yatırımlar yapan insanlar bile bu kadar sakin davranırken girişimlere karşı Kitle fonlama tarafında bu erken aşama girişimlerin bu kadar şişirilmesi. Eğer bunlar kapalı yatırımlar olsa yine laf etmezdim. Kapalı yatırım ne güzel. Parası olan yatırımcılar, girişimcilerin ihtiyacı olduğu kadar. Şişirme de, değerlemeler de olsa vermişler derdim. Ancak halkın yatırım yaptığı noktada gözümü kapatamadım. Gözümü kapatamadım. Ve zaten ben bu videoları çekmeye başlamadan... Ee, önceki iki, iki buçuk sene boyunca da ben zaten bu eleştirileri Twitter'da ara ara yapıyordum. O yüzden beni bilenler, uzun zamanda takip edenler zaten biliyordu. Bu videolar bazılarınıza yeniydi. Ancak e, birçok arkadaşıma da yeni değildi çünkü beni takip ediyorlardı. Gözümü kapatamadım arkadaşlar. Gözümü kapatamadığım için susmadım ve konuşmaya başladım ve konuşmaya devam ettim. Çok da faydalı oldu bence. Sektörü e, şey yapmamız lazım, regüle etmemiz lazım. Sektörü regüle eden e, bir body, olmamız lazım. O yüzden de e, onu söyleyeyim. Şimdi 2024'ten kısa biraz bahsetmek istiyorum. 2024'de yine güzel hedeflerle başladım. Alkolü bırakacağım dedim, spora başlayacağım dedim ve hakikaten ne oldu biliyor musunuz? Sanırım 26 ya da 27 Aralık'ta eşimle konuştuk. Dedim ki ben hadi gel dedim. Ocak ayında Dry January yapalım yani kuru Ocak. Ne demek bu? İçki içmeyin dedik. Ve e, yılbaşı gecesi arkadaşlarımızla birlikteydik. Ve ertesi sabah uyandım ve dedim ki, dedik ki başlıyoruz hadi bakalım. Ve 27 Ocak'a gelene kadar hakikaten hiç içki içmedik. Çok güzel. Nitekim 27 Ocak'tan bugüne de çok az içkiyle aram oldu. Nitekim 2024'te hedefim içkiyi tamamen bırakmak. Tamamen. Ancak proyu bırakmayacağım. Pro benim için çok özel bir şey. Ben 11-12 yıldır, 12 yıldır içiyorum pro. Hatta belki bir tık daha fazla. Bilerek içiyorum, severek içiyorum. Aynı zamanda pro aldığım kanallarım var. Pro pahalı bir oyuncak değil benim için. Eskiden sigara içiyordum. 12 sene önce bıraktım sigarayı. E, sigara ile aynı paraya denk geliyor hemen hemen. Dolayısıyla sigara içeceğim ama pro içeyim. En azından içinde daha az katkı maddesi var falan diyorum kendimce. O yüzden pro'yu bırakmayacağım. Bir de nikotinin vücuda enteresan faydaları var. Özellikle erkeklerde. Bunu başka bir zaman konuşuruz. E, ama dolayısıyla nikotini bırakmak istemiyorum. Ama... E, çok o esnada enteresan bir fırsat çıktı. The Life Code diye dünyanın en önemli wellness merkezlerinden bir tanesi. Kurucusu Türk biliyorsunuz Ersin Pamuksuzer. Ersin Bey'le de birkaç senedir aslında uzun zamandır tanışıyoruz da birkaç senedir bir daha sohbetimiz arttı. Ve orada bir The Life Co'da Bodrum'da bir etkinlik yaptılar. Bir 8 günlük bir program yaptılar. Levent Polater diye bir arkadaşımızla birlikte. Levent'in de inanılmaz bir hikayesi var. Mart ayında canlı yayına çıkartacağız onu YouTube'da. ve o programa gittim. Detoks için ve programa gitmeden 3 gün önce evde de toksuma başladım 3 4 gün önce. Programdan çıktıktan sonra 3 4 gün detoksa devam ettim evde. Ve başıma gelen en güzel şey. Çiğnemeyi bilmediğimi, yemek yemeyi bilmediğimi, nefes almayı bilmediğimi fark ettiğim bir 8 gün geçirdim. Ersin Bey'in inanılmaz bir insan olduğunu gördüm ve ona olan saygım üf yani dramatik arttı. İnanılmaz bir insan yaşamayı bilen bir insan, nefes almayı bilen bir insan. Yemek yemeyi bilen bir insan. Ee, acayip pozitif, acayip şey veren, enerji veren bir insan. Ee, ve e, The Life Code'a 8 gece, Bodrum'da olmasına rağmen bu arada evime 6 kilometre olmasına rağmen topu topu 7 gece orada kaldım. Ve e, hayatımın değiştiğini hissediyorum. Hayatımı değiştiren deneyim oldu. Ve e, Levent'le birlikte bu programı yapmaya devam ettikleri sürece e, her programda da gideceğim e, kafaya koydum. Ee, ve e, yıla bununla başladım. Hem içkisiz, hem detoks, hem e, işte hani sağlıklı yaşama biraz daha e, şey yapma, e, dönme gibi konularla başladım. O yüzden de e, çok güzel e, bir başlangıç oldu 2024 için benim için. Ve farkındaysanız geçtiğimiz 3 aydır ayda belki 35-40 tane canlı yayınımız var, eğitimlerimiz var. Eğitimlerimizin arasında görmüşsünüzdür. Girişimciler için temel hukuk eğitimimiz var, yapay zeka okur yazarlığı eğitimimiz var. Ondan sonra Etsy için Notion Masterclass eğitimimiz var. Şimdi sırada oyunlaştırma eğitimi gelecek çok iyi bir ortağımızda. da. Ondan sonra şey gelecek, e, girişimciler için temel muhasebe eğitimi gibi bir eğitim gelecek. Bir sürü 2024'te eğitimler gelecek ve biz Türkiye'nin On Deck, On Deck diye bir şey var. İnternetten bakarsınız Türkiye'nin On Deck'i olma hedefimiz var 2024'te. E, bunun yanında dün yatırım haberimiz açıkladık ama önümüzdeki hafta bir şey daha duyuracağız. Dünyanın en önemli yapay zeka şirketlerinden bir tanesi Türkiye'ye bizim sayemizde giriyor, bizimle birlikte giriyor. Onların iş ortağı oluyoruz, partneri oluyoruz Türkiye'de. Gelecek hafta duyuracağız umarız. Basın bülteni onayları bekleniyor şu anda. Ancak bu da beni inanılmaz mutlu eden şeylerden bir tanesi. Ancak bu hızla gidersek, geçtiğimiz iki senede yarattığımız etkiyi, Nisan, yani geçtiğimiz iki senede yaptığımız tüm etkinlikler, eğitimler, bunların tamamının toplamının toplamını Nisan sonuna kadar yapmış olacağız bu hızda gidersek. Dolayısıyla komünite bambaşka bir yer alıyor. Komünite bambaşka bir yere doğru gidiyor. Size bunu söylemek istedim. Bu videoyla birlikte sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Aranızda komünite üyesi olanlar varsa bugün saat 3'te oryantasyon etkinliğimiz var. Mutlaka katılmanızı öneririm o oryantasyon etkinliğine. Ancak Normalde bugün saat 1'e kadar dedik ki üye olan bütün herkes %50 ile %50 indirimle üye olacak. Normalde 3600 liraya çıkartmıştık biliyorsunuz fiyatımızı malum. 2500'den 3600'e çıkarttık. Bu arada iki katına çıkartmadık. Ancak bu saat 1'e kadar ki şeyimizi de uzattım. Ve bu gece saat 12'ye kadar komüniteye üye olan kim varsa %50 indirimle üye olabilecek. Bu videonun altındaki kodu kullanarak hepiniz üye olabilirsiniz. Dolayısıyla o duyguyu da yapayım Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Sevgili arkadaşlar bize destek olduğunuz için Bizimle angaşa olduğunuz için çok teşekkür ederim Videolarım devam edecek Ancak kişisel bir güncelleme yapmak istedim Umarım beni affedersiniz Umarım zamanınızı harcamamışımdır Hepinizi çok seviyorum Çok teşekkür ederim Hepiniz gözümde çok saygıdeğer insanlarsınız İnsanlarsınız. Görüşmek üzere